Makedonya Üsküp vilayetinin Bayrambos köyünde doğdum. Biz Yörük'üz. Yörük bizim de dedelerimiz 5-600 yıl önce o tarafa göçmüşler. Balkanlara. Konyalıydı. Konya'nın bir ilçesi şimdi aklıma gelmiyor. Oradan gitmiş dedelerimizin dedeleri. Ya artık. Yörük olduğumuz için Yörük kıyafetleri giyerdik orada. Babamın da başına bir takya var, yaşlı adam. Memlekette biz ne yapacağız? Memlekette köylüler ne iş yapar? Arazi, tarlası var, bağ bahçesi var, koyunu var, keçisi var, sığırı var. Bunlarla meşgul herkes. Ben mesela 16 yaşına kadar okulu bitirdik, ilkokulu bitirdik, ortaokula başladık. 2 saat köyden gidiyoruz, yürüyerek. O zaman bahçede yok, bir şey yok. Giderken bir çaydan geçiyoruz. Buralara kadar derin. Oradan buraya kadar ayaklarımız pantolonlar su içinde kadar. Su içinde oluyor, ıslanıyor. Okula gidiyoruz akşama kadar tiril tiril tiril. Soba yanıyor ama o soba ısıtır mı? Sonra ben şu bileklerim şişti o soğuğu yiyeye. Bıraktım ortaokulda o zaman. Daha ilk senesinde 5-6 aylıktık. Ne yaptık? Ondan sonra koyun kuzu atlatmaya başladık köyde. Ya o zaman işte 56 yılda o Marşal Tito var zaman devlet başkanı. Bizden sonra öyle olmayı. Bayağı bir sıkıştırdılar millet. Komünizm Rusya ile anlaşma yaptılar. Komünizmi uygulamaya kalktılar. Herkesin eline tarlasını, bağını bahçeni aldılar. Bize uygulamadılar biz orman köyleri ama bizden bir saat iki saat şey ova köyleri vardı. Onları dümdüz yaptılar tarlaları. Ahmet'in Mehmet'in tarlası kalmadı. Aradaki sınırları kaldırdılar, dayadılar derbi traktörlere, ağaçları kökünden söktüler götürdüler, büyük cevizli ağaçlar var. Hepsini dümdüz arazi yaptılar işte, komünizm şeyi o ya. Her artık uduk muduk tarla, alenin velenin tarlası kalmadı. Bütün köylüler orada çalışıyorlar. Beraber çalışırlar, sonra ondan sonra o mahsulü taksim ederlerdi falan. Zor geldi insanlara tabii. Bayağı bir huzursuzluk oldu. Kaçmaya başladı millet. Kaçak. Nasıl şimdi bu Suriyeliler kaçıyor? İşte Yunanistan'a. Biz de oradan Yunanistan'a kaçarlardı. O 6 yaşına kadar orada büyüdüm. 1956 yılında bir serbest muhacir olarak geldik Türkiye'ye. Kırklarına geldik işte dedim ya. Kırklarında rahmetli babam dedi ki çocuklar dedi. Biz burada da yalnız kaldık dedi. Üç haneydi orada bir şimdi. Hepimiz buradan kalkalım. Rahmetli ablam da şeydeydi. Bursa Orhangazi'de. Dedi ablanın yanına gidelim biz. Biz de orada oraya çok gidenler oldu çünkü. Orhangazi'de. Bütün bizim köyünün 1/4'ü orada. Şeyde çok var. Kağıthane'de var. Çok var. Şişli Kağıthane'de. Bir köyden fazla insan var orada. Oradan bindik trene, Eminoğlu'nun Sirkeci'ye geldik, trenle indik. İstasyondan Galata Köprü'ye. Oradan da vapura bineceğiz, Galova'ya. Vapur zamanı saati geldi. Bindik vapura. Geldik, Galova'ya çıktık. Galova'dan da otobüsle oradan Gazi'ye, oraya yerleştik. Orada, ben oradan askere gittim.
Evlendik hanımla beraber. Biz hanımla da bir köylüyüz. Çocukluk arkadaşıyız. Okulda orada beraber okuduk. Ben bitirdim, o ikinci sınıftaydı daha. Buradaki abim de, Çamfabrika'da çalışan Şevket abim, o mektup yazmış, göndermiş. Posta burada eve bırakmış. Anacığım dedi ki, oğlum dedi, bak dedi, agandan, aga derler bizde. Köyler biliyoruz, aga derler. Agandan, Şevket agandan mektup alsın, bak bakalım, aç bir oku bakalım. Açtım okudum. Rahmetli abicim diyor ki, kardeşim hemen her şeyi bırak, gel fabrikaya eleman alıyorlar, sen de gir fabrikaya. Başı baş fabrikasına. Ben gitmek istemiyorum. Anacığım dedi ki, oğlum hemen dedi, yarın sabah git. Oğlum sabah saat 5:30'da çıktım evden. Bindim otobüse, geldim Yalova'ya. Altı vapurundan geçtim. Galata Köprüsü'ne, oradan orayı geliyordu. Oradan da Beykoz vapuruna bindim, geldim buraya. İşte 3-4 gün ulaştırdık, girdim fabrikaya. 1964 senesinde. Sonra gittim, bir iki ay sonra eşimi aldım. ₺6.000 para verdim buraya. O zaman para yok, nerede para? İşte gittik, rahmetli abime gittim. Aşağıda oturdu abim. Abi dedim ya ben... Şey işte burada oturan ev sahibinin... Abdülselam vardı, Abdülselam'a gece konduyu satıyormuş dedim. Gece konduna bir oda, bir de şu... Alan var. O kadarcık. Geldik şu oda. Aldık, yerleştik buraya. Halil Dedit var şurada. Oraya başladılar. Oraya başladı. Ama bizim şu küçük arada okul var aşağıda. O okulda da temel çalışmalara başladı. Yapıyorlar. Temelden çıktı. İkinci yarı, birinci senesinin ikinci yarısında okul bitti. Biz oradan aldık üstüne buraya verdik. Şimdi benim çocuklarım hepsi bu ilkokulu burada okudular. Ortaokulu Ekos Koru'nun içinde bir okul var, Ziya Ünsel Ortaokulu. Oraya gittiler. Liseyi Ferit İnal'da okudu. Nurten orada okudu. Hasan Balıkçılık'tan elektronik bölümünden mezun oldu. Ben fabrikaya girdiğim zaman cam fabrikasında 4500 kişi çalışıyor. Kundura fabrikasında da vardı en azından 1500-2000 kişi, bilmiyorum ne kadar. Rakı'da vardı, onlara yakın o kadar bir şey. Ya inanın cam fabrikası 5 vardı yapıyordu. 6-14, 14-22, 22-6, bir de 8-17 gündüz vardiyesi vardı. Ya o yollar fabrika gündüz mesela 2'de çıkarken vardı ya, girenler sel gibi içeri giriyor, çıkanlar sel gibi çıkıyor. Bir kayıp, böyle şey gibi, hayat vardı burada. Hayat yok burada şimdi, biter şey. Yok, insan yok ki. O zaman sonra insanlar, herkes birbirini tanıyor. O 4500 kişinin en az 3000 tanesi birbirini tanıyor. Aynı muhitte oturuyorlar. En çok işte Beykoz bu arkadaşlar. Yani insanlar çok mutluydu o zaman. İşsizlik yok. Herkesin işi var. O zaman otobüs de yoktuk ya. Beykoz'la Üsküdar arasında iki tane otobüs vardı, iki tane. Belediye diyordu da, özel otobüsler. Mercedes'in bir şey vardı, neydi adamın adı, unuttuk şimdi. Onun bir Mercedes'i vardı, o da 25-30 kişilik bir otobüs. Üsküdar, ya birbirine böyle basa basa doldurdular otobüse. Yok, başka araba yok. Adamlar Beykoz'dan şeyler, Orta Çeşme'ye kadar Akbaba yolları biliyor musunuz? Akbaba'dan gelenler vardı. Şeyden, Zarzavat'tan buraya gelip, yürüyerek gidip gelen arkadaşlar var. Zarzavat'ta oturuyorlar. Fabrikaya gelirler, işten çıkıp Zarzavat yöne giderler. Oradan gene buraya gelirler. Öyle yok, vasıta falan yok. Yürüyerek ya. Zarzavat'tan buraya insanlar geliyordu ya.
Su, nerede su? Şu inanın şu binayın oturduğumuz şu katı taşıma suyuyla yaptık. Şu birinci kat. Tüyolara 15-20 tane bir bidon koyduk. O büyük bidonlar 200 variller var. Variller doldurduk şu oraya. O varillerden taşıma suyuyla yaptık bu zemin katı, birinci katı. Su yok, içmeye su yok. Nerede bulacaksın? Ara sıra bir pazar günleri Şayer'e kadar giderdik. Beykoz Şayer'e kadar ya da Koruya kadar filan. O da binde bir. Orada oturur. Çocuklar bunlara top alıverdik, top oynardık küçük bunlar o zaman. Koşturlar filan. Başka nereye gideceğiz? Başka gidemezdik ki biz. Oraya bile zor giderdik yani. Fabrikanın şenlikleri şey yapıyorlardı, Kuzu Bayramı diye bir bayram yaparlardı o zamanlar, senede bir kere. Öyle işte bu Sultaniye'nin orada diye bir yani. Sonra onu da masraf olur diye kaldırdılar. Yani öyle bazı eğlenceler yaparlar eğlenmek için. Güzel bir şey aslında ya. İlçelerle birbirine kaynaşma, gayet güzel olur diye. Çukurcu'ya orada fıstık aldı, orada bir sinema vardı. Giderdik gece sinema. Gayet güzel oldu yazlık sinemalar. Başka bahçede o sağ şeyde hemen hastanenin altında orada bir bahçelerin içinde orada bir sinema vardı yazlık sinema. Oraya giderdik. Beykoz'da vardı. İyi olur yani gece sinemada eğlenceli güzel. Ama bu televizyonlar çıktı, sinemalar da öldü. Hepsi gitti. İnsanlar da birbirine gayet çok dost, ya kardeş gibiydi herkes ya. Şimdi millet birbirinden korkuyor, birbirinden kaçıyor. Yani birisine bir şey soramıyorsun. Biz de bu akşam bende mi? Yarın 2-3 akşam biz de onlara gideriz. Karşı tarafta birbirimize gider gitmeler verdi. Hava sıkım televizyona çıktı var ya, bitti her şey bitti ya. Komşuluklar bitti, yok artık gidip gelme yok. Ne güzel oturup hikayeni anlatır, çocuklar dinler. Kulaklarına verirler, şöyle artık. Hadi İbrahim amca devam et. Ya bitti hikayeler artık, yok başka dinler. Çok güzeldi yani hakikaten. Bu teknoloji mahvetti insanları ya. Mutlu olmak, mutlu yaşamak için bir defa herkes birbirini sevmesi lazım. Her şey sevgiden geçer, her şeyin yolu sevgiden geçer. Birbirine saygılı olacaklar, birbirine güvenecekler. Kötü arkadaş edinmesinler. Kötü arkadaş edinirse onu da kötüye götürür. Onun için devlete karşı saygılı olsunlar. Aşırı uçlara katılmasınlar. Yanlış yollara sapmasınlar. Çalışsınlar. Çalışmak her şeyi halleder. Dürüstçe çalışsınlar. Verilen işleri dürüstçe yapsınlar. Büyüklere saygılı olsunlar. Örf ve adetlere çiğneyip geçmesinler. Yani bizim Türk milleti olarak belirli bir örfümüz, adetlerimiz var yani. Bunları terk edip de yabancılara doğru gidersek her şeyimizi kaybederiz. Analara babalara çok çok saygılı olsunlar. Yani analara babalara karşı hata yapmasınlar. Analarım bu bana hakkı ödenmez. Dünyaları verseniz gene ödenmez.